Michael Schumacher, how oh, pleased will he be? Well, he brake tested me. He's done with Türkiye Grand Prix'sinde ne Hamilton kazanıyor. Das F1'den yeniden herkese merhaba. Nasılsın Berk? İyiyim Alperciğim, sen nasılsın? İyidir, ne olsun. Beklediğimden çok daha iyi bir Monaco GP gördüm. Çünkü kaosla doluydu. Bilmiyorum ya, o kadar kaosu bilirsin, severim. <laughs> Ama yani bu kadar ya sinir Bu sana bile fazla benim. mıydı? Ya şey yarışın kendisinden çok FIA ile işte ya da organizasyonla alakalı sorunlar beni çok sinirlendiriyor. Evet, katılıyorum. İstersen sana. böyle konumuza girelim. Monakodan başlayalım organizasyonla. Başlayalım. Bu Monako'nun son senesi. Öyle ee, mi diyorsun? Bundan sonrasında anlaşma yok henüz. Ben olmaması gerektiğini de düşünüyorum. Ya da şunu kabul edecekler. Yarışın yayın yönetmeni Monako'nun seçtiği birisi olmayacak. Gerekli yani... gerekli her şeyi yapacaklar. Geliştirmeleri falan. Doğru düzgün bir para ödeyecekler. Yani herkes öderken yüksek yüksek paraları 3 kuruşa kurtarmayacaklar. Abi Monaco'da yani bu paradan kaç kaçacak bir yerde olmaması gerekiyor şimdi yani Monaco'da para yoksa. Ya işte onların şeyi de Formula 1'in bize ihtiyacı var. Bizim Formula 1'e ihtiyacımız yok. Bu arada Leclerc de şey demiş hani Monaco'suz bir Formula 1 benim için Formula 1 sayılmaz falan demiş. E, tamam bırak o da. <gülüyor> <gülüyor> Look like çok severim ama sana %100 katılıyorum. Abi evet kaosu ben de seviyorum. Yarışın son 10 dakikası mecburen dakika saydık. Evet. Tur bile sayamadık yani. Son 10 dakikası benim için çok güzeldi. Muhtemelen bütün F1 severler için güzel dakikalar olmuştur ama ya elektrik kesintisi yüzünden yok start arzu yani start verilemiyor. Bir arzu olur elektrik kesilir işte ne bileyim yani bir şey olur. Bunu hmm. anlıyorum. Bunun bize söylenmemesini anlamıyorum. Evet ya. Yani ben orada beklemek zorunda mıyım abi? Aynısını SPA'da da yaptılar. 4 saat ne sürdü yarış? SPA spa çok kötüydü gerçekten. Ve hiç yarışılmadan oldu. Ya abi söylemiyorsun bunu takımlara söyle söylüyorlar mı? Bilmiyorum. Çünkü yani öyle bir kaos vardı ki insanlar lastiklerle oradan oraya koşturuyorlardı. Ondan sonra yarışı başlatacaksın. Rolling start diyorsun. Yine söylemiyorsun neden standing start olmadığını. Yani grid'den başlangıç yapılmadığını yine söylemiyorsun. Ondan sonra kırmızı bayrak çıkıyor. Yine söylemiyorsun neden e, grid'den başlangıç yapılmadığını. E böyle bir bir şey olmaz abi. Yarış sırasında Perez'in pit çizgisi ihlali nedeniyle soruşturma altında olduğunu görüyoruz. Ama Verstappen'i görüyoruz biz videoda. Verstappen çizgi, çizginin üzerinden gidiyor abi. ve bununla alakalı hiçbir bilgilendirme de yapılmıyor. Ya Ondan yayın sonra... kısmını ya yayın kısmını bir program yapsak Monakodaki. Yayın kısmıyla <laughs> alakalı değil abi. F. Perez'e şey yapıyor. Verstappen'e yapmıyor. Görme açıkça görmemize rağmen yapmıyor. Ceza bölümünü tartışacağız az uh -huh. sonra. Hı hı. Ama yani asıl soruşturma kısmından bahsedi bahsediyorum. Verstappen ne yapmıyor? E ondan sonra Mick kaza yapıyor. Yani gördüğün an bu kırmızı bayrak diyorsun. Evet. Onun için birkaç tur daha bekliyorlar. E birkaç tur beklediğinde ne oluyor? Or orası daha yavaş tamir ediliyor, toparlanıyor. Yani Abi bir de araba ikiye bölünmüş durumda ya. Yani o o anda <laughs> hani şey diyorsun be. ya adam öldü mü acaba diyoruz. Yarış devam ediyor. Ya yani yani böyle saçma bir şey ne olsa ne olacak? İşte benzini aksa filan bilmem ne. Ya herhalde patlaması gerekiyormuş kırmızı bayrak direkt çıkması için Monaco'da. Ya çok acayipti. Ben böyle ağzımız açık böyle ayakta izledik hani şey çocuğa bir şey mi oldu acaba yani panik yaptık ulan yani hani göstermiyorlar da neyse ki Grojen kadar şey yapmadık beklemeden. Bu arada Schumacher düşmanı olduğumu düşünen bir arkadaş vardı bir önceki videoda yorumlara yazmıştı. Unutturma, unutturma bana da konuşalım onu. çünkü Steiner İlginç bir açıklama yaptı yarış sonrasında. Yine büyük bir kaza diyerek. İlginç bir açıklama yaptı konuşuruz onu. Söylentiler de Formula 1'in kendisini FIA'den uzaklaştırmaya çalıştığı yönünde. Şöyle bir şey hayal edebiliyor musun? FIA'sız bir Formula 1. Yani yok. Garip olabilir yani. İstereceği garipleşebilir. Olabilir gibi geliyor bana. Evet sonuçta bu Formula 1 bir şirket işi. Evet ama Ve... bir yani profesyonel hakemler atayarak takımlarla bir ortak bir yapı kurarak halledebilirler. Ama tabii organizasyon bölümlerini nasıl yaparlar onu bilemiyorum. FA'in lisansları bilmem neleri. Evet o nasıl olacak gerçekten? Ya bir de burada sadece bir özel şirket gibi yani haline gelirse, tek başına bir şirket gibi bir hale gelirse bu zaman daha tartışmalı acaba kararlar, daha tartışmalı olaylar. orası kesin. Ya yani şu an bile bu kadar tartışıyorsak yani geçen sene malum ya işte ha hakemler gibi, Türk futbol hakemleri gibi. Yani orada olduğunu unutmamız gereken bir yapı FIFA evet. ama sürekli gözümüzün önünde. Ya çünkü çünkü sürekli farklı bir karar veriyorlar. Neyse. Evet yani ee, o anlamda bir tutarlılık iyi olurdu ama. Bence bu Tutarlı. konuya bağlı olduğu için Perez ve Verstappen'in ceza durumunu da tartışalım. Çünkü o da çok, çok ilginç. Şimdi normalde çizginin tamamını geçince ceza alıyorsun. Beyaz çizgi diyor. Burada sarı çizgi var. Ben hatta Hı -hı. Telegram grubumuz var bu arada. Katılmadıysanız katılabilirsiniz aşağıdaki linkten. Ben dedim ki yayında şey esprisi yapacağım. E, beyaz çizgiyi geçmediği için, sarı çizgiyi geçtiği için ceza verilmedi. Olabilir yani. <laughs> Mahkemede savunursun böyle. <laughs> beyaz çizgi yoktu ki. <laughs> Her yarış öncesi arkadaşlar bir yarış toplantısı oluyor ve burada bir kar kararlar alınıyor. İşte buna da hakem notları mı ne öyle, öyle bir şey deniyor. Burada diyor ki çizginin üzerine gelmesi dahi ceza sebebi. Dolayısıyla hepimiz ceza bekledik. Ceza çıkmasını. Ferrari hiçbir şey yapmayınca FIA hiçbir açıklama da yapmadığı için Ferrari yarış sonrasında şikayet ediyor. Hem Verstappen'i hem şeyi. Çok da doğal olarak. Perez'i. Perez'i zaten hiç konuşmuyorlar. Geçmemiş galiba. Verstappen konusunda şöyle bir şey yaşanıyor. Ya biz geçtiğimiz senenin notlarını copy paste yaptığımız için o orada kalmış. Yani ilginç. Hayatımda böyle saçma sapan bir şey görmedim. Yani duymadım. Bak ceza Bayağı almasını ilginç. almaması gerektiğini savunmuyorum. Hayatımda böyle bir şey duymadım. Zaten Red Bull da bu arada şey savunması yapmıyor. Yol kaygandı da... O nedenle böyle bir şey oldu Hı -hı. demiyor diyor ki kurallarda böyle bir şey yok. Ferrari de diyor ki yarış notlarında var Onlarda da diyor ki copy paste yaptığımız için geçen seneden bu yarışı özel yazmadığımız için böyle bir ay canım ya yazık var <laughs> mı <da> o zaman. <laughs> Hayatımda ya. böyle bir şey görmedim, duymadım. Yani bu rezalet nereye kadar devam edecek? Gerçekten bilmiyorum. Ya her zaman şimdi şey oluyor. Yani birazcık kuralları nesnediği oluyor. Hani şampiyonlara ilgi çekici hale getirmek için Hı. ama abi bu şekilde de sen sürekli birilerini şampiyon yaparsın yani. Sürekli birilerinin evet. lehine karar alırsan. Ben kesinlikle ceza alması gerektiğini düşünüyorum yani. Neticede Neyse, böyle bir karar şey yazalım mı? Monaco'daki son yarışı Perez kazandı. Hafif clickbait evet. doğur. <laughs> İnsanlara da söyleyelim bunu da ondan sonra kız olsun. Monaco'daki ya. son yarış bu. <laughs> <laughs> Neyse buradan yarışa geçelim istersen. Bütün hafta sonu boyunca Leclerc'in kaza yapmasını bekledim. Ama muhteşem bir performans sergiledi. Yani ezdi diyebiliriz herhalde. Çok canım sıkıldı ya Leclerc'e gerçekten. Ben yani o kadar haklı ki o da sinirlenmekte. Ya yani çok inanılmazdı ya Ferrari'nin bu yaptığı. Şimdi onun nedenini de konuşuruz. Sainz da çok iyi bir hafta sonu çıkardı. Perez'le çarpması gerçekten çok komikti. Bayağı bir güldü. Bu kadar saçma sapan bir şey olmaz. Birisi de o fotoğrafı paylaşmış. Yan yana <laughs> dururlarken işte Monaco'yu kazananlar diye. <laughs> Şöyle bir şey oluyor. Aslında Ferrari doğru karar veriyor. Tabii ki bir, iki tur önce aslında alması gerekiyordu Lökler ki. Hatta yani yarışı dinliyor olsalar o yarışta bir tane keçi sakallı bir abimiz var. F1 Live'da yorumlayanlardan bir tanesiydi. Tek dolku yapan falan. O abimizi dinleseler zaten hiçbir sorun yaşamadan yarışı kazanacaklar. <laughs> Bence Carlos Sainz'ı da dinleseler kazanacaklardı çok rahat. Carlos Sainz'ı dinlediler. Carlos Sainz'ı dinlediler ama Carlos Sainz o anda hani çağırdıkları tur eee slick lastiğe geçebilirdi yani. Bak başka bir şey söyleyeceğim. Sonradan dışarıda bırakırlar ya pist hızlansın diye. Carlos Sainz yüzünden bu hata oldu. Carlos Sainz'ın inlepi o kadar Hı. kötü ki ile aynı anda girme girmek zorunda kalıyorlar. Ya yani o kadar kötü bir inle batıyor ki Carlos Sainz hem kendisini aslında hem de Leclerc'i yakıyor ama bu duruma getiren de sonuçta yani Ferrari'nin stratejisini üreten insanlar. Bu yarışı Leclerc-Sainz like 1-2 duble net yapabilirdi Ferrari. Net yani Hatta çok Hatta Sainz 1, olabilirdi. Leclerc 2 de olabilirdi. O da olabilirdi. Ferrari evet. dublesini görebilirdik çok rahat bir şekilde. Evet. Ama onun yerine hem birinciliği kaybettiler hem üçüncülüğü. Yani üçüncü de olamadı Leclerc. Like. Yani çok yazık oldu gerçekten adamlar. Ya ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Sainz kuru, kuru zemin lastiğine geçmek istediği zaman... Tamam sen bir iki tur daha dışarıda oyalan... Belki de pistin hızlanmasını beklediler. Okey mantıklı bir karar ama insanlar... Hard'a geçiyordu zaten artık. Evet. Ve Leclerc'i içeri sokup sonrasında geçiş lastiği vermek kadar. Ya sokma. Yani iki kere pite girdi adam gereksiz ya. Bir kere fazladan girdi yani. E yani, yani adam kaç saniye atıyor abi. E şaşırmadım tabii ki ya. Ben sezonun başından <laughs> beri diyorum Ferrari. Ferrari için umutlanmayın arkadaşlar diyorum yani. Ben de Ferrari <laughs> destekleyen bir adamım. Umutlanmıyorum ama arada <laughs> sinirleniyorum yine yani. Çünkü adamlar mutlaka kendini imha ediyor ya. Hamilton Vettel'in ben... karşısında boş boşuna zart diye yarış kazanmıyordu geriden gelip yani bir taraftan. Ben yarışın ilk turlarında Leclerc ve Sainz'ın çok iyi gittiklerini görünce Duygu'ya dedim ki kazanamayacaklar. <laughs> Ferrari'de işler iyi gidince şey oluyorlar değil mi? Böyle bir evet. ne yapacağız? Her şey okey gibi. <laughs> bir şeyler yapmamız lazım. <laughs> Ya gerçekten büyük bir hata. Anlı nereden geldiklerini anlıyorum. Hani neden böyle bir şey yaptıklarını. Ama her şeyi hesaba katman gerekiyor. Yani insanlar kuru lastiğe geçerken Sainz'ın o kadar kötü bir inlap yapacağını tahmin etmen gerekiyor. Kesinlikle. Ya da yaparsa ne yapacağızı tahmin etmen gerekiyor. Planlaman gerekiyor. Yani Sainz'ı içeri alan ekiple Lökler'ki içeri alan ekip aynı ekip sonuçta. Sadece iletişimcileri farklı. ya yani bu, bu kadar zor bir şey değil. Yani nitekim Ferrari kendi hatasını, sonucunu gördü yani. Red Bull'a gereksiz bir zafer verdi. Bu arada geçen bölümde demiştik ki Perez'in morali çok bozuldu. Bir daha galibiyetler alamaz demiştim. Bak adam yapıştırdı, hırslandı. Şu an ben daha sin daha çok sinirlendim. Niye? E, geçen yarış Perez birinci olsaydı şu an arada bir puan fark vardı. Kardeşim bak bundan sonra olur belki. Şimdi Bu Monaco'da şey Öyle diyenler oluyor. Ya. Yani. Şey demediler mi hani Perez de Verstappen'e yer ver falan diyenler oldu. Herhalde bence bir pilotta söylenecek en kötü şeylerden biri yani. Monaco'da birinci gidiyorsun ve yerine ikinciye ver demek. <laughs> Monaco gibi bir yerde gerçi ayıp yani. Herhalde onu görmeyiz. <laughs> arada bence şey olmasaydı, Sainz olmasaydı, olmasaydı yer ya. verirdi. Ben pek emin değilim ya. Hani burada artık abi tamam sen hak etmişsin demeleri gerekiyor. Çünkü yani inanılmaz bir pilotaj gerekli. Sürekli dinlenmeden 70 tur atıyorsun. Yani deli Ve bir şey. Hep yani. iyiydi Verstappen'den bu arada. Hafta sonu evet. boyunca. Evet bariz bir şekilde iyi. Yani... Verstappen'in bir ön lastiklerde kayma yaşıyormuş. Yani arabayı normalde arkadan kaymayı daha çok seven bir pilot. Ama önden kaymayı sevmediğini söylüyor. O yüzden de biraz önden kayma yaşıyor. ne oldu? Demek ne oldu? arkadan kaymayı önden kaymadan daha çok seviyor. <laughs> ya of. <laughs> Sen de... Kardeş bizim sanayide gayet böyle espriler şey yapıyor ya. <laughs> Kaptan bir şey tavsiye ediyorum sana. <laughs> Bayağıdır yemedim. Midem bozulmadı Alper. <laughs> Ben Perez hakkında hep kötü konuşuyorum biliyorsun. Ben Perez'in başarılı olamayacağını düşünüyorum. Ama sezonun başından beri istikrarlı olarak ya çok yakın ya da bir so bir şey oluyor o yüzden. yani mesela işte Suudi Arabistan yarışında yanlış hatırlamıyorsam şey yüzünden gitti. Şansa gitti. Kırmızı bayraklar, bayraklardan gitti. Uh -huh. Orada polde başlamıştı, hoş geçilmişti uh -huh. ama yani bir şansı var şu anda. Geçen hafta da vardı. Yani Ve sen, sen Perez'in şampiyon olabileceğini düşünüyor musun gerçekten? Belki. Nereden biliyorsun Verstappen'in 3 DNF'de almayacağını? Ya bilmiyorsun ki. Ya ya en Doğru sonunda Perez'le ile Leclerc kalırsa ne olacak? Ve 15 puanla Leclerc kazanırsa? Hmm. 10 puanla. Yani olabilir ama... Ben çok ihtimal vermiyorum yine ya. Hem takım çok ya fazla Ferstapen'e odaklanmış durumda. Yani tabii Bu durumda ki. zaten bir şey yapamazsın yani. Ben sadece benim savımı söylüyorum. Yani bu kadar başında bu tarz şeyler olmamalı. Sonra tabii yap. 10, 15 10. yarıştan sonra yapmaya başla yani. Arada puan farkı varsa. Yani insanlar Hamilton'a hep derler işte. Hep işte yanında pısırık bir ikinci pilot oldu. Abi bu adam Alonso'yla kapıştı. Alonso gitti. Rosberg'le de Hamilton'dan bahsediyorsun. Mı? Evet. Düşün, Rosberg kariyerini bitirdi. Bir kere Hamilton'u yenebildiği için. Hayatı boyunca Hamilton'u yenemedi. Sadece Mercedes kariyeri değil. Hamilton'u ye yendiği anda kariyerini bitirdi adam. Ve bu adamı ve her sene başlangıcında şunu gördük Mercedes'te biz. Bottas'a emir vermediler. Sene ba başlangıçtan bahsediyorum. Yanlış anlaşılma olmasın yine. Dolayısıyla ben başlangıçta öyle bir şey bekliyordum. Şu anda da mesela geçen geçen hafta böyle bir tercihte bulunmasalardı arada bir puan olacaktı. Ve ikisi de Leclerc'in önünde olacaktı. Ben Man hala mantıklı kararı. görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Leclerc'le birinciyle puan farkını açıyorsun. Hala Perez'inde şansı var gördüğün gibi. Bence okey bir deal oldu. Üreticiler şampiyonasında da bayağı öne geçti Red Bull. Şu an ya bayağı iyi gidiyor şey Red Bull ki... zaten. Yani bir de Ferrari'nin bu kadar üstün. Yani Ferrari'nin aracı bariz üstün. Ama bariz bir Ferrari olduğu için. <laughs> yani bu araçta işte Mercedes yarışsaydı muhtemelen Mercedes şu an öndeydi yani. Bariz üstün değil bence. Yani bu burada net alırdı mesela Ferrari. Ya, Daha önce de da oldu. Ferrari'nin çok iyi gözüktüğü yarışlarda Yine şey, bir şekilde şey aldı. lastik Lastikli evet. mesela lastiği kötü olduğu için aracın i̇şte Kullanım kötü işte olduğu o için. Da mesela. Aracın bir evet, şeyi ya. Evet evet haklısın. Ama şimdi evet. onu da geliştirdiler. Yine Red Bull aldı yani. yani <gülüyor> saçma <gülüyor> sapan bir şekilde yani. Strateji kullanmayı da geliştirmeleri <laughs> gerekiyor. Ya şeyi alsınlar ya Aston Martin'deki bir kadın var onu alsınlar. Vettel'in stratejileriyle falan ilgilenen bir kadın var Aston Martin'de. Vettel özellikle onunla çalışmak istemiş mesela o kadınla. Çünkü biliyorsun ki Ferrari'deyken de Vettel'in hesap yapıp araba kullanırken sürekli ayar değiştirirken bir yandan hesap yapıp Ferrari strateji ekibine yaptığı hesapları söylediğine denk geldik. Doğru, doğru. Hamilton'ın zorlu mücadelesi. <laughs> ya ben de tam onu diyecektim. <laughs> Abi Alonso resmen trollemedi ya? Evet. <laughs> Kaç kişiyi arkasına aldı kanlı gibi gidiyor adam. Sonra bir bastı uçtu gitti fark açtı falan Hamilton'da. Dedim ne evet. yapıyorsun o <laughs> Ben ilk önce şey yaptığını düşündüm. E, Ocon'a Hamilton'ı geçmesi için şans tanıyor diye düşündüm. Ondan sonra radyoda şey duyduk. Ocon Alonso böyle gitmeye devam ederse... <laughs> Arkamdaki fark kaçamayacağım dedi <laughs> çocuk. Sonra yine de açamadı o ayrı konu da. Yani... <laughs> o kodla alakalı ya. O kodla alakalı bir şey. Eğlenceliydi ben onu çok seviyorum. Alonso'nun bu trollüğünü seviyorum. Çok iyiydi. Rasul yine 5. bitirdi. İnanılmaz. Çok kıl payı Norris'i geçerek. Norris de bu arada gerçekten iyi bir hafta sonu çıkardı. Evet. Hasta, olmasına rağmen, 2 iki haftadır çıktı performansını sürdürüyor. Darısı yani, Rikardo'nun Ricardo'nun başına. Evet Ricardo gidici gözüküyor. Yani Ricardo'yu yollayıp piyastri alabilirler bence. Ricardo bence biraz artık şansına zorluyor. Piastri gibi. başka bir yere gidecek. O konu emek edecekler. bence piyastri hasa gidecek. Mick Schumacher'in yerine. Nasıl? Bence daha daha çok şans olabilir ya. Çünkü Alfa Tauri'de belki değişiklik olabilir. Olabilir. Alfa Romeo'da olabilir. Buradan şeye bağlamak istemiştim. Steiner'in açıklamasına. Steiner diyor ki yani yine büyük bir kaza oldu. Düşünmemiz gerekiyor biraz demiş. İnsanlar Mick Schumacher'in 1-2 iyi yarışını görüp bir de isminden dolayı sanırım biraz etkilenme oluyor. Bende de oluyor. Ama yani... Geçtiğimiz seneden beri sürekli kaza yapıyor. Bir de kazalar hani ön kanadı hafif de hani Hamilton gibi falan da yapıyor. Evet. Yani. Abi aracı ikiye bölüyorsun ya. Yani adam gerçekten kafasını duvara vurup intihar etse yeridir Günter Steiner e. ya. Yani sürekli dururken... adamın yaptığı masraf. Zaten bir de cap var. Evet. Gerçi has için cap çok şey değil de ama yine de hasım parası. Adam yok. geliştiremiyor ya. Yani yani. o parayı zaten yani o capin evet. altında para harcıyor. Ya adam araç Tabii. parası onun için bir ciddi maliyet yani. Ya yani bakıyor işte araç getirebilecek mi o bile tartışmalı bir konu yani. O kadar parası yok. Evet. Yani Red Bull bir yandan işte yarışın son 3 yarışını sezon son 3 yarışını kaçırır söylentileri var. Yani sürekli bir parayla alakalı şu anda bir kriz var evet. içeride. Hatta tartışıldığı söyleniyor işte budget cap'in arttırılması hmm. arttırılması. Hmm. Onu geçtim sen böyle kıt kanaat geçiren bir kulüptesin nasıl? Sponsorlardan bir tanesi bay bay olmuş. Sırf senin şey sponsorun kalmış. Yapı Market sponsoru getirdi galiba Schumacher kendisiyle beraber. Yanlış bilmiyorsam bir Alman markası. Onun parası da çoktan gitmiştir muhtemelen. Onun parası ilk arabayla gitti ya. <laughs> bir bir Formula 1 arabası 20 küsür milyon dolar. Çoktan Çok gitti o para. Dolayısıyla bundan sonra biraz dikkatli olması gerekiyor. İnşallah başarılı olur ama şansına çok gibi virajı olmayan yerlerde NASCAR'da filan denerse daha başarılı olacağını düşünüyorum. Yani Formula E falan da geçebilir belki ama onda da orada da viraj var. Arabayı dağıtabilir. Orada daha dar virajlı yerler, şeyler yarışlar. Bir de yani. araba hafif filan. Başka şeyler, abuk yapabilir. En az en azından arabalar ucuz. İndikar yani, arabası 100 bin mi? 200 bin dolar mı ne? Her yarış bir araba patlatıyormuş. <laughs> sponsordan çıkartır onu. Bence Volvo'nun Formula 1'e girip Schumacher pilotu <laughs> Araba dağılmıyor. Takla Aynen, atıyor hiçbir şey olmuyor. <laughs> Vuruyor böyle geri sekiyor araba. <laughs> o yani. zaman ölür yalnız. Schumacher. <laughs> Schumacher <laughs> patlar mı? Öyle bir, so <laughs> <laughs> bir sorun var. Yapacak bir şey yok. Evet. <laughs> <laughs> Birinin dağılması lazım yani. daha <laughs> kısa zaman daha ciddi alır daha iyi sürer ölmemek için. Yani onun dışında Latifi'nin herhalde bu sezondan sonrasını hatta bu sezonun yarısından sonrasını görür mü ondan emin değilim. Şu an şeyden çok eminim yani. Williams'ın <laughs> harıl harıl sponsor aradığına çok eminim. Abi çok keyifliydi ama. Yani <laughs> safety car <karı> altında. <laughs> <laughs> Sunodo ile Stroll dün çok Bugün Yok, neden gerçekten. sürekli aklıma küfürlü kelimeler geliyor? <laughs> Cümle kuramıyorum. Yani onlar da çok kötü bir yarış çıkardı. Snow'da bir iki yarıştır iyi gözüküyordu. Özellikle gezliyor oranla. Belki de bu Gezli'nin düşüşündendir diye düşündürmeye başladı şu anda bana. Olabilir. Gezli'nin performansı bu yarışta yine fena değildi aslında ama. Yarış içinde belki... lastik avantajı olan yerde iyiydi ama sadece. Evet evet evet. Ama en azından bu avantajı kullanabildi. Evet. Güzel yani bir geçiş. Kullanamayanlar da oldu. Taçlandırıldı. Evet Hamilton geçemedi. Of çok kötüydü ya. <laughs> ya Alonso gerçekten çok üzdü Hamilton ya. Gerçekten üzdü yani. Yani ben aslında çok sıkılırım Monaco yarışlarında ama dediğim gibi bu son 10 dakika falan çok keyifliydi. Bir türlü kimse birini geçemedi ilk dörtlü. Arasında çok güzel rekabet yaşandı ama birinin birinde aslında Sainz geçseydi ve ilk galibiyetini alsaydı çok da mutlu olurdum yani. Yani Perez'de de mutlu oldum. Ben de mutlu oldum ee, evet. Bir ağlama şov yapmaya çalıştı göz yaşı gelmedi ama babasına... <laughs> Ama işte Sainz ilk galibiyet olacak diye ondan istedim ben. Babasının evdeki sevincini görmek yetti bana. Gördün mü sen? Babası evde ekran başında şey. evet. Sainz keşke şeyde kazansaydı. Yarış sonrasında Perez'le Verstappen cezi alıp kazansaydı. Yani, İlk podyumunu o... öyle almıştı ya. <laughs> ya sen yazık, de acımasın bir adamsın ya. <laughs> yazık koridorda kutlamıştı böyle. <laughs> Albon'un da bu şeyi sürüyor. İki yarıştır şanssızlığı. Ee, yine DNF'le yarışı evet. sonlandırdı. Ve yarış içinde de sürekli sorun yaşadı. Latifi araca bir şey mi yapıyor öncesinde? Kendi aracını da yapıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Kendi aracıyla da yapmasa iyiydi. Şimdi öyle düşünmemek lazım. Sunoda'yla Joe'nun önünde bitirdi Latifi. Doğru her şeye rağmen. Peki sence 10. yılında Perez Eral'de şu anda değil mi? Öyle bir şey olması lazım. 11 bile olabilir. İlk kez potada olan bir şoför, pilot. Sence bundan sonraki yarışlarda emirleri hmm. uygulama ihtimali var mı? Ya da itiraz etme. Ya bu şimdi bana bu garip geliyor. Şimdi Verstappen zaten Perez'i geçebilecek bir pilot. Ve geçemiyorsa her şeye ramazan. Mesela, mesela bu haftaki gibi. geçemezsin zaten. Yani bu sonuçta takım içinde de bir yarış olması gerekiyor yani. Ama her şey iki pilot içinde okey olduğu sürece bence zaten Verstappen alır yani her türlü. Takım emri bu anlamda verilmese de olur yani. yani o Perez'in Verstappen'le rekabet edebileceğini söylesem beni burada herhalde bir daha takipten çıkar insanlar yani. Bu ne diyor lan bunu falan derler. Çünkü yani böyle bir şey... Perez alır. <laughs> yani <işte gülüyor> Kısmet be. <laughs> Perez kötü pilot değil ama Verstappen ayrı birlikte yani. Leclerc de öyle tamam takım bu insanların üzerine kuruluyor olabilir ama yani abi Felstefen de gerçekten yani çok acayip bir yetenek ya. Islak zeminde ayrı yetenek, kur zeminde ayrı, virajda ayrı, savunma da ayrı. Gerçi her anlamda bayağı iyi bir pilot. Perez'i ben hani ilk üçe almam yani. Bırak ikinci sırayı. Hani Felstefen'e rekabet edebilecek bir adam olabilsin anlamında. ikinci sırayı değil, üçüncü sırayı bile alamaz yani. Dördüncüyü de alamaz gerçi de. Neyse. Senin girer mi ilk dördüne yani. Perez? Perez sevenler var. Perez benim, yani dördüme mi girer mi? Perez benim 15. pilotum bu Grid'de. E yani şimdi sen diyorsun ki bana tamam Verstappen kaçıncı pilotum birader? Verstappen'i sevmediğini bir kenara bırak <laughs> ve şey objektif bir şekilde hani yani bir, bir şey. arabam olsa Verstappen kaçıncı tercihim olur mu? Yoksa pit'teki en iyi pilotlar sıralamasını mı yapıyoruz? Çünkü ikisi farklı şey. Şimdi ben senin takıp stratejini öğrenmek istiyorum. Önce ama en iyiler olarak düşün. Verstappen'i nereye koyarsın? Mesela ilk üçe koyar mısın? 2 3 4 arasında gidip geliyorum. E şimdi kafanda. yani diğerinde 15'e koyuyorsun bu durumda. Ama sonuçta birinci oldu geçtiğimiz hafta sonu. Verstappen'in crippled olmasından kazanabilirdi. Evet. Şan şans biraz da bu işler. Doğru diyorsun haklısın. Ya Meksika'da bir gaza gelir, ezer Verstappen'i geçer. Ya Hamilton şampiyon olduğu zaman da sahaya bir şey atar. <laughs> <laughs> Verstappen'e gelir. Ya Hamilton'ın şampiyon olduğu zamanlarda da hani Bottas'ı bir iki galibiyet alıyordu ama yani Bottas'ı da Rosberg'in çok iyi bir pilot olduğunu hem fikiriz herhalde ikimiz de. Ama Hamilton'dan iyi bir pilot olduğunu düşünüyor musun? Kesinlikle düşünmüyorum Hamilton'dan iyi olduğunu. Çünkü <laughs> bana göre yani benim ideal iyi çok pilotum. ciddileştin. <laughs> çünkü yani ben o konuda Rosberg'e biraz kızıyorum çünkü. Vazgeçmek biraz bence şey bir şey. Yani tabii ki ben emekli olacağım, hayatımı farklı şekilde sürdüreceğim ayrı bir şey. Ona saygı duyuyorum ama Hamilton'ı daha da yenemem ben gibi emekli olmak. Şimdi hayatı boyunca insanlar Rosberg, Rosberg de Hamilton çok yakın arkadaşlar küçüklüklerin çocukluklarını evet. beraber geçiriyorlar neredeyse. Aynı takımda başlıyorlar filan. Daha sonra her tercih anında Hamilton iyiler tarafından tercih ediliyor, Rosberg ise tercih edilmiyor. şey Hamilton direkt gelip en iyi araçla yarışmaya başlıyor, hı hı hı. Rosberg tırnaklarıyla kazıyarak bir yere geliyor. En evet. sonunda da başarı elde edince, yani bu benim kişisel tatminimi sağladı. Ben bırakıyorum diyor. Bence çok mantıklı. Yani birazcık bana öyle gelmedi, biraz böyle şey gibi geldi. Tamam artık zirvede bırakayım daha da yenemem zaten. Mercedes'te şey ya. işte aynı Verstappen Ricardo'nun muhabbeti gibi. Ya takım Hamilton üzerine kuruluyor. Olmayacak bu iş diye ayrılıyor. Yani Bottas olmamak istemesi mantıklı bir tercih. Ama başka bir takım da yarışabilirdi ya da inadına eğer Mercedes devam etmek istiyorsa inadına yarışabilirdi yani. Ben olsam yarışırdım. Tercih. Ya Ricciardo olayında şeyi söylemedik bu arada. Bir iletişim garipliği oldu geçtiğimiz hafta işte Ricciardo geçtiğimiz hafta konuştuk mu yoksa Ricciardo şey dedi bir sonraki sene için konuş konuşacağız falan gibi bir şey söyledi. Sonraki röportajlarında ben bu sene bitiyor zannediyordum sözleşmem. Seneye bitiyormuş gibi garip bir şey söyledi. Ben, ben onu kaçırmışım ya çok ilginçmiş bu. Evet ve geçen haftada Boss'un şey sözleri vardı işte. İki beklediğimiz gibi gitmiyor tadında sözleri vardı. İkisini birleştirince ortaya ilginç bir sonuç çıkıyor. Evet. İlklerde çok eğlenceli bir pilottu aslında. Bayağı yetenekli ama hiç senelerdir hem ya kötü araçla yarışmasından ya da kendi bilmiyorum bir şeyler yitirmesinden. Hiç Abi de hep şanssızdı yani. yani. Şanssız olmasa Monaco'yu 3 kere kazanmıştı. Gerçekten ya. Yarış hakkında söyleyeceklerimiz bunlar mıydı? Puan vermeye geçelim mi? Ha bu arada şeyde bir takipçimiz özel olarak konuşmamı istedi. Vettel yarış sonrasında Lokterke'yi yanına gitmiş falan. Böyle bir şey tat, tatlılıklar, hoşluklar yapmış. Ya da şey yapıyormuş. Yüzü geliyor falan. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu koçum? Ne oldu? <gülüyor> her, <gülüyor> her <gülüyor> böyle yapan adam işte. <laughs> böyle çarpıyor <laughs> işte. Kaça kadar sözleşme? <laughs> olursun olursun birinci olursun. Nılmaz Artık ya. seneye be. Şunu desen ki bana Ferrari en iyi araca sahip, en iyi pilotlara sahip şampiyon olur mu desem bilmiyorum derim ya. Öyle bir takım Ferrari yani. Acaba Mercedes ileride Ferrari geçer mi üreticiler şampiyonasında? O bile olabilir Magnus yani sonuçta sezon uzun. Evet o zaman puanlamaya geçelim. Sevgili Alper, Magnussen. Magnussen biraz erken avlattı. 13. başladı. DNF ile tamamladı. 5 veriyorum Magnussen'e. Ben de 5 veriyorum. Evet. Sırada Schumacher, var. 15'ine 15. başladığı yarışı DNF ile tamamladı. Normal Normalde 1 veririm de. Ama çok eğlenceli bir şey oluyor yani. Araba parçalanması görmek bir taraftan. Peki Magnus'un şey kaza Sırasında verdiği tepkiyi gördün mü? Gördüm. Tam gördüm. da DNF de DNF olmuştu. İlginçti o da. Evet. Yani sanki orada şey için endişelenmekten çok, Schumacher için endişelenmekten çok yine mi gibi bir tepki evet, aldım evet. ben o hareketten. Evet. Surat ifadesi falan da biraz öyle gibiydi evet. yani. Ya bir evet. veriyorum şuma hadi. İsmini yazmış. Ya Albon'un Albonu geçti. <laughs> Takım şey arkadaşını geçmiş. Büyük bir <laughs> <laughs> Albon. O da 16. başladığı yarışı DNF ile tamamladı. Ya al buna 7 veriyorum ne yapabilirdi zaten. Ben de 5 veriyorum. Vermedim. Yani çünkü değerlendirebileceğim bir şey değil. Suno da 11. başladığı yarışı 17. tamamladı. Ben 3 Sunoda. veriyorum. 3 aynen. Güzel bir puan. Peki Guan Yijiu. Sonuncu başladığı 20. başladığı yarışı 16. tamamladı. Beraber Aslında... Suno'dayla en çok hangimiz hata yapacak? ile böyle bir oyun oynadılar. Arkada evet. <laughs> sürekli de Yani Joe'ya 4 veriyorum ben ya. Ben Çok iyi veriyorum. bir performans değildi. Latifi. Latifi. Aslan. 19. başladığı yarışı 15. bitirdi. Ya düşün. Duvarlara çarpmasına rağmen yaptı bunu. Kaç kişi duvara çarpıp yapabilir böyle? Ben 3 veriyorum. Ben de 2 veriyorum. Stroll. Stroll 18. başladığı yarışı 14. tamamladı. O da bayağı bir şirinledi arkada. Evet. Ben Stroll'e 5 veriyorum. Ben de 5 veriyorum ya yeterli. Ricardo'ya kaç veriyorsun? Ricardo'ya da 5 veriyorum. Ben de kendi numarası olan 3'ü veriyorum Ricardo'ya. O e bu Piste iyi, bu kadar iyi olduğunu bildiğimiz bir adamın böyle bir performans sergilemesi ilginç geliyor Çok bana. Çok üzücü. Hala bu kadar evet. güvensiz olması. Ocon. Ya belki de otomobil kendi onun stiline uymuyor. Tasarımı bilmiyorum yani. Ama abi yani çok acayip. Yeni ama otomobil. Ama sağlarsın ya. Ne bileyim abi otomobilin otomobil sınırlarını tanırsın ikiniz yani. ikiniz de aynı anda kullanmaya başlıyorsunuz bu yeni otomobili. Bak Ocon halbuki Alonso'ya. Alonso 7. Alonso Ocon 12. Ocon Yaşlıysa 10. Bu da başladı. Yarışı <laughs> 12. tamamladı. Yani Ocon'a... bir hata yaptı. Cezasını da çekti. Evet. Yani 6'yı yedir. Gezli'yi. 11. tamamladı 17. başladığı yarışı. Ben 7 veriyorum kendisine. 7 evet. Bugün bayağı uyumlu gidiyoruz. Fetele kaç veriyorsun? 9. başladığı yarışı 10. bitirdi. 7 iyidir ya. 7 iyidir. Bottas 12. başladığı yarışı 9. tamamladı. 7 veriyorum. Ben de 8 veriyorum. Birazcık sanki sorun e, Alfa Romeo'daydı gibi Bottas'tan çok. Yani takım iyi uyum sağlayamamıştım onu okuyor çok iddialılardı aslında açıklamalarda falan ama yarışta o performans gösteremediler. Hamilton. Hamilton 8. başladığı yarışı 8. tamamladı. Bir istikrar abidesi. Ben 7 veriyorum. Ben 5 veriyorum. Bütün yarış önündeki adamı geçemedin Hamilton. Ben herhalde geçerdin diye düşünüyordum ama Geçemedim Alonso yani. 7. başladığı yarışı 7. tamamladı. Kendisine 8 veriyorum. Ben 10 veriyorum Alonso'ya. Lando 5. başladığı yarışı 6. tamamladı. Kendisine 8 veriyorum. 9 veriyorum ben de. Norris'e o da güzel bir performanstı yani. Russell 6. başladığı yarışı 5. tamamladı. Kendisine 9 veriyorum. 9 ben de 9 veriyorum Russell'a. Leclerc 1. başladığı yarışı 4. tamamladı. Ben 8 veriyorum Leclerc'e çünkü Biraz tak lastik stratejisinde kendi ağırlığında koyabilirdi yani. Bir de son turlarda Sainz Perez'i zorladı ama Leclerc hiç zorlayamadı. Evet. Yani o kadar dağılmış gibi durdu ki sürekli hata yaptı. Evet, um, evet. Ve morali bozulunca gitti muhtemelen. 9 veriyorum ben. Verstappen. Verstappen'e de 9 veriyorum ya. Aslında yani bir Hata puan kıracak bir yerde pek yok aslında. Yani gayet ben iyi 9 söylüyorum. veriyorum Verstappen'e. Takım arkadaşına geçildiği için bir puanlık kırdım. Yani. Sainz'e 10 veriyorum. Ben de 10 veriyorum. Çok temiz gördü. Evet. Onu dinleseydi Ferrari biraz daha erken belki. Sergio Perez'e de 100 veriyorum. Bence 10 puanı yer, kesinlikle hak ediyor. Hafta Paris. sonunun en iyisiydi kendisi. Tebriklerimi iletiyorum babasına. Tüm seven de, tüm perest sevenlere burada muhtemelen hükümetine, Meksika hükümetine <laughs> çünkü çok ağlamaya çalıştı çocuk yani yapamadı Karteller görün şu çocuğu ya çok Türkiye <laughs> olduğu o kadar belli ki yaşadığı ülkenin siyasi soru sordular işte artık ülkene başkan alırsın falan tarzı bir şey yaptılar <laughs> gerildi bir anda böyle çok <laughs> <laughs> gerildi de... böyle duruşta ya. işte. Abi o soru çok garip bir soruydu ya. Ben kızdım yani o soruya. Ne demek bu evet. böyle bir şey? Yani Formula 1 ne bileyim Amerikan futbolunda şampiyon olan Amerikan başkanı mı oluyor mesela? Bak güzel soru şu olurdu. Leclerc birinci olsaydı artık Monaco prensi olursun. <laughs> Yapsana her Arkada prens dururken. <laughs> o güzel yani, olurdu. Garip. Biraz bence ülkeyi aşağılama gibi olmuş. Hani böyle önemli... Formula 1'den çıkan biri, e, Meksika başbakanından neyse neyle yönetiliyorsa artık ondan daha önemli. Ya işte bir çok statüye bir şey yaptın anlamında söylüyor da. Yani orada bir Perez övgü var tabi ama biraz garip. Evet. Yani ben şimdi sana da söylese Formula bir şey olursa artık Türkiye Başbakanı olsun. Ben olurum der. <laughs> yani halt da isterse <laughs> öyle başlıyormuş. <laughs> şimdi artık <laughs> <Portuklu> hayat <laughs> artık sene yok. <laughs> Formula 1'de yok. Ya, ya da Formula 1'de varım. Senenin yarısında Türkiye'de yok. Ya belge imzalatacağız. Working. Yok başbakan. Remote working. E imza. <laughs> Bu arada Cem, Cem de harika bir hafta sonu geçirdi. Future evet. Race'i yani ana yarışı 11. tamamladı. Yine evet. sondan başlayıp. Sprint yarışında 12. tamamladı. O kadar güzel start alıyor ki. Çok iyi Ve gerçekten. hiç hata yapmadan tamamladı iki yarışı da. Ben çok korkuyordum Monaco'dan. Tam da ihtiyacı... Evet ya hem de Monaco'da yaptı bunu. Yani ve çok ihtiyacı evet. olan bir şeydi artık. Bu kadar gecikmeden sonra. Talihsizlikten sonra aslında. Ve hem güzel yarıştı. Hem da de... yüzü güldü. Evet abi. Hem de hem kendi için hem de takımı için aslında güzel bir yerde bitirdi. Tam abi kameralar gösterdi. İlk defa. Evet ya. Abi çok yani canını sıkıyor ya. Arkasındaki adamları göstermek için olsa bile. Hani Cem'i <laughs> geçecekler mi falan diye. E, sonuçta gösterdi <laughs> uzun süre ve geçemediler evet. Cem'i. Yani sonuçta sponsorların ekrana çıkması önemli. Onun dışında F1 TV'de kapak fotoğrafı olarak Cem'in arabası var. Yani önemli. Birkaç yarış daha böyle gitse çok güzel olacak kendisi için. Ya Bakü biraz zor. Yavaş pist olsa şu an onun için daha iyi olurmuş gibi geliyor. Geçişi zor olan yavaş bir pist onun için şu an daha kolay olurmuş gibi geliyor. Çünkü genel anlamda pace çok iyi değil. Bakü'de de uzun düzlükler ne kadar olur bilemiyorum. Belki de tam tersi olur. Yani Arkada yani. arka tarafta iyi bir performans sergileyip hep Hı. son düzlüğe insanların yakınında çıkarsa DRS'le belki iyi bir performans evet, olabilir Göreceğiz bunları. Ee, haftaya sizin yorumlarınızı valla okuyacağız <laughs> bu sefer. <laughs> valla okuyacağız. Ee, bir yazın aşağıya bence. Mick ile alakalı yorum yazsınlar. Perez ve Verstappen mevzu hakkında bu hafta uh -huh. konuştuk yorum yapsınlar. Uh -huh. Monaco yapsınlar. Bunları evet. konuşalım. Evet, Monaco GP hakkında hakikaten ne düşünüyorsunuz? Hem organizasyon hem de pilot performansları. Tartışalım yani. Telegram grubumuza da gelmeyi unutmayın. Instagram'da, Twitter'da unutmayın. bizi takip edebilirsiniz. Twitter'da sadece GIF paylaşıyoruz. <laughs> Eskiden yarışlar sırasında şu oldu, şu oldu, bu oldu yazardım. Şimdi sadece GIF paylaşıyorum. <laughs> Yağmur yağdığını görünce Perez'in babasını paylaştım mesela. <laughs> Görüşürüz. Görüşmek üzere.